Hoş geldiniz. Bu videoda 85 ülkeye ihracat yapan ve üretim kapasitesini arttıran bir firmadan bahsedeceğim. Hangi firma olduğu da video içinde anlaşılacak. Baktığımızda 2020 yılında 70 bin metrekare üretim alanından 2021 yılında 110 bin metrekare çıkartılmış. Kapasitesi de yine aynı şekilde artmış. Çalışan kişi sayısı çok önemli bir gösterge. 2100'den 3100'e çıkmış. Fabrika sayısı da 3'ten 7'ye çıkmış. Yani üretim kapasitesi artmış. Ben bu yatırım işine biliyorsunuz çok önem veriyorum. Hala devam eden yatırımlar var mı? Bunlara da bakacağız. Şimdi bakıyoruz, firma büyümüş, çalışan kişi sayısı artmış ama hissede de düşüş olmuş. Tabii ki bunda bir önceki bilançoda zarar açıklamasında etkisi var. Peki neden zarar açıklamıştı yıl sonu bilançosunda? Artan satış maliyetleri, ham madde fiyatının artması, navlun fiyatının artması vesaire, bu tarz şeylerden bahsediliyor faaliyet raporunda. Ve tabii ki döviz durumu da etkili olabilir. Firmada eksi 200 milyon döviz açığı mevcut. Aslında bu normal bir durum çünkü döviz açığı yatırım yapan birçok firmada görüyoruz. Brisa'da da döviz açığı var. Ford Otosan'da da döviz açığı var. Ama ihracat yaptıkça bunlar da amorti ediliyor aslında. Mesela Vestel'de o kadar büyük döviz açığı var ki ama yine de son çeyrekte, yıl sonu bilançosunda yine büyük bir karlılık açıkladı. Hatta birçok işte kişi, birçok uzman zarar açıklayabileceğini düşünüyordu Vestel'in dövizdeki artıştan dolayı. Ama yine de kar açıkladı. İhracat yapan firmaların döviz açığı eksi olabilir. Hele yatırım da yapıyorsa. Zaten döviz artı olması çok zor bir şey. Yatırım da yapıyorsa. Ama ihracat yapıyorsa bunlar amorti ediliyor. Kervan Gıda bakın 85 ülkeye ihracat yapıyor. Bir önceki bilançoda zarar açıklamıştı ama bu bilanço tekrardan karlılık açıkladı. Ve artık işte ham maddedeki artışın da fiyatlara yansıması neticesinde, yavaş yavaş amorti edilmesi neticesinde ve üretim kapasitesinin de artmasıyla, çalışan kişi sayısının artması, üretim kapasitesinin artması, bunlar daha çok ürün satılacak demek oluyor. Daha çok ürün satılacaksa daha çok karlılık da gelecektir. Şu anda öz sermaye karlılığı %16 ama şu bir önceki bilançodaki zarardan dolayı düşük öz sermaye karlılığı. Bu ham madde fiyatlarındaki artışın satış fiyatlarına da daha çok amorti edilmesiyle ve üretim kapasitesinin artması neticesinde daha çok karlılık edilmesi neticesinde öz sermaye karlılığının %30 40'lara 45'lere çıkabileceğini düşünüyorum. Şu anki baktığımızda PDD'si 1.93, pahalı değil açıkçası. FK'sı 13 FK. Şu an gıda hisselerinden en ucuz olanı PDD'de olarak en ucuz olanı diyebilirim. FK olarak şu anda en ucuzu değil ama karlılık arttığında hisse fiyatı da artmış olursa o zaman çok geç olacak her şey için. Şu an 1.99 PDD'de. Karlılığın da %30, 40, 45'lere çıkma potansiyeli mevcut öz sermaye karlılığının. Dolayısıyla bu fiyatlardan pahalı olduğunu düşünmüyorum. Ha peki bu hisse enflasyondan daha fazla kazandırabilir mi? Dolardan daha fazla kazandırabilir mi? Dolardan daha fazla kazandırır muhtemelen. Peki getirisi enflasyonu geçebilir mi? Bu konuda emin değilim. Bunu da söylemiş olayım. Çünkü şu anda çok yüksek enflasyon var ve enflasyondan daha çok kazandıracak hisse bulmak gerçekten çok zor. Borsadaki hisselerin %95'e hiper enflasyon zamanında zarar ettireceğini söylemiş olayım. %95'i zarar ettirecek borsadaki hisselerin. %5'i bulmak da çok zor iş. Bu yüzden Borsa İstanbul oldukça zor. Türkiye şartları oldukça zor. Bunu da söylemeliyim. Artık enflasyon doları bile geçti. 2020-2021 döneminde gelişmelere baktığımızda Polonya'da fabrika satın alınması, Polonya'nın önde gelen yumuşak şeker üreticilerinden ZPC ve iştiraki PVC Odrek Kervan Gıda bünyesine katıldı. Dünya yumuşak şeker pazarında 6. İngiltere ABD'de ne olmuş bakalım. Dünyanın en büyük market zincirlerinden Walmart ve Asda'nın en güçlü olduğu ABD ve Birleşik Krallık pazarlarında özel üretim yapmaya başlandı. E-pazara giriş, yurt dışında Amazon ile ortak pazar yerine giriş yapıldı. İç pazarlarda Getir Bana ve benzeri iş ortaklarıyla çalışılmaya başlandı. Bunlar 2020-2021 geliştirmeler. 2021 yatırımlarına baktığımızda 6. Likoris attı. Bu da ürettiği yumuşak şekerlerden birisi. Yılda 5000 ton. Yeni fabrika arsası satın alınmış. Bakın arsa satın alınmış. O arsaya fabrika yapılacak. Aksar fabrikasının büyütülmesi. Sürdürülebilir güneş enerji sistemleri gelmiş. 2022 yatırımları. Fabrikanın İstanbul'dan Manisa'ya taşınması. Bakın devam ediyor yatırımlar. Arıtma tesisi. Akhisar'daki tesis için anaerobik arıtma tesisi kurulacakmış. Polonya'daki yeni jeli ve likör hattı. İkinci morul hattı ile jeli kapasitesinin yükseltilmesi ve Türkiye'den bir likör hattının taşınması.
Polonya'da bebe toy üretimine başlaması. Bakın bunlar 2022 yatırımları. Satışlar, satış gelirleri TL olarak artacak tabii, TL. Çünkü enflasyon yüksek. Ama satış hacmi ton, işte bakın önemli olan bu. 2018'de 38 bin tondan 2021'de 71 bin tona. Yani sattığı ürünün sayısının artması önemli. TL olarak tabii artacak kazanç geliri. Ama tonun artması o zaman daha çok önemli. Ve baktığımızda da 2020 yılında 50 bin tondan 2021'de 71 bin tona konsolide satış hacmi ton bazında. Satışları da artıyor tonları. Fiyata yansıyacak. Fiyata yansıyacak tabii zamanında ama şu anda çok yüksek enflasyon, çok olağanüstü bir durumdan geçtiğimiz için firmalar hemen bu fiyatları amorti etmekte zorlanıyor ama zamanla amorti edilecek. Toplam ihracat 121 milyon ABD doları, ABD 28 milyon, Almanya'ya 7 milyon, İngiltere 25 milyon, Irak mı İran mı burası, 11 milyon dolar. Toplam ihracat 121 milyon dolar. 2021 yılında ihracatın toplam ciro içindeki payı %69, yani yaklaşık %70 ihracat bazında çalışan bir firma. Kervan'dan 2021 yılı konsolide brüt kar marjı %29 olarak gerçekleşmiştir. Geçen seneye göre brüt kar marjında %5 seviyesinde gerileme görülmüştür. Evet, brüt kar marjı düşmüş. Neden? 2021 yılında ham madde fiyatlarındaki döviz bazlı olağan dışı artışlar, enerji maliyetlerindeki ve navlun fiyatlarındaki yükselişler maliyetleri önemli ölçüde arttırmıştır. Aynı zamanda yılın ikinci yarısından itibaren konsolide olan Polonya'daki şirketin düşük kar marjları da brüt karı baskılamıştır. Bakıyoruz brüt kar marjı. Türkiye'deki üretimde bakıyoruz %31. Polonya'dakinde %16. Polonya'daki fabrikada daha az brüt kar marjı var. Hem ham madde ve ambalaj orada biraz daha fazla pahalı. Ama üretim gideri asıl orada daha çokmuş. Peki üretimin ne kadar Polonya'da yapılıyor, ne kadar Türkiye'de yapılıyor? Bu da gösterecek birazdan. Bakalım şimdi hazır konu açılmışken. Kanal bazlı satışlar 216 Polonya'da, tabii milyon, 780 milyon Türkiye'de. Yani yaklaşık Polonya'dakinin 3 katı Türkiye'de. Türkiye'de daha çok aslında. Bu iyi bir durum şu anlık. Çünkü Türkiye'deki üretimde brüt kar marjı daha fazla. Ama Polonya'dakinde de zamanla amorti edilir diye umuyorum. Çünkü ham maddeler de dolar bazlı çok arttı. Yani Türkiye'de dolar yükseldi, oradan zaten arttı. Ve ham maddenin kendisi dolar olarak da arttı. Yani Türkiye'de durumlar artık ne kadar kötü tahmin edin. Hem dolar bazlı arttı, doların kendisi de arttı TL olarak. Dolayısıyla dolar bazlı da arttığı için Polonya'daki üretim bundan dolayı etkilenmiş oldu. Karlılık üzerinde baskı yaratan unsurlar, ham madde ve emtia fiyatlarında meydana gelen olağan dışı artışlar, enerji maliyetlerinde meydana gelen artışlar, navlun ve nakliye fiyatlarında meydana gelen artış, fiyat geçişlerin uzun sürdüğü modern kanal müşterileriyle hem Türkiye hem de Polonya tarafında önemli hacimlerde çalışılması, faaliyet giderlerinin küresel kriz sebebiyle artması. Bakın bu kriz sadece Türkiye'de yok, şu anda dünyada bir ham madde zorluğu var açıkçası. Ama tabii Türkiye'de durum daha da kötü çünkü dolar da çok aşırı arttığı için. Şu an Türkiye enflasyonun en yüksek olduğu ülkelerden birisi. 2022 yılı birinci çeyrek konsolide ciro beklentimiz. Ha, bu hiperenflasyon demişken tabii bu hiperenflasyon borsada biraz kendini amorti etmeye çalışıyor ama borsadaki birçok hisse yine enflasyonun gerisinde kaldı. Çünkü çok zor bir durum. Yani olağan dışı dönemlerdeyiz. Çok zor bu dönemde paranın değerini korumak. Ama orta ve uzun vadeli düşünürsek, hani uzun vadede amorti edecek ama kısa vadede zor iş. Zaten şimdi dolar bazlı borsanın durumuna baktığımızda, hani borsa biliyorsunuz 500 dolardan düştü buralara, önceki zirve 2010 yılındaki zirveye baktığımızda. Şu anda 156 dolar seviyesinde. 118 doları da gördü. Yani dolar bazlı ucuz. Şimdi bir yabancı yatırımcı akın olursa ülkeye daha çok güven gelmesi neticesinde ve güven sağlayanların gelmesi neticesinde tekrardan Borsa İstanbul 500 dolarlara çıkabilir. İşte asıl o zaman borsa para kazandıracak. Şu anda işte kendini amorti etmeye çalışıyor. Paranın değerini korumaya çalışıyor ama hiperenflasyon döneminde artık bu çok zor. Dediğim gibi borsadaki hisselerin %95'i hiperenflasyon döneminde zarar ettirecek. %5'i bulmakta oldukça zor bir iş. 2022 yılı birinci çeyrek konsolide ciro beklentimiz 900 TL milyondan 950 milyon TL arasında. Gelen ciro 997 milyon, yeni firma beklentiyi doğru vermiş. Hatta beklentiden bile fazla. Ha, bunu ben yazmışım.
Şimdi bu ne demişler? 2022 yılı birinci çeyrek ciro beklentimiz 950 milyon TL demiş. Peki ne kadar gelmiş ciro? Yani net satışlar oluyor. Bu ciro demek net satış demek. Net satışlar çeyrekte 997 milyon gelmiş. Yani aslında beklentiyi de geçmiş aslında. Peki 2022 yılı yıl sonu beklentisi ne kadar? Ciro beklentimiz 3,8 milyar TL ile 4,1 milyar TL arasındadır. E şimdi 950 milyon TL beklerken 997 milyon geldiyse 4,1 milyar TL beklerken 4,5 milyar gelebilir. Çünkü yıl içinde de fiyatlarda epey zamlanma olacak. Bu iş devam edecek. 4,5 milyar TL ciro gelse net satışlar yıllık bakın 2,5 milyardan 4,5 milyara çıksa net karda 170 milyondan 300 milyona çıksa o zaman %30 öz sermaye karlılığı oluyor. O zaman 1,9 PDD de ucuz kalacak. Zaten o karlılıkla PDD de 1,5'a düşse o zaman çarpı 2 potansiyel var demektir bu hissede en azından. Şu an 9 lira fiyatı 20 lira olur fiyatlanırsa. 1 milyar net satışta 64 milyon. Şimdi bunu da ben yazdım. 1 milyar net satışta 64 milyon kar ettiyse 4 milyar net satışta 250 milyon kar eder. Ama hammadde ve navlun fiyatlarının uçması neticesinde tabi bu 64 milyon kar ve bir önceki dönemde 43 milyonluk zarar hammadde ve navlun fiyatlarının uçması sebebiyle oldu. E şimdi fiyat güncellemeleriyle karlılık artabilir. O zaman 250 milyon yerine işte 350 milyon belki az bir ihtimal belki 500 milyon kar etse o zaman 500 milyon karda ne oluyor? Öz sermaye karlılığı yaklaşık %40 oluyor. O zaman hissenin 3 kat gitme potansiyeli oluyor. Şu anki 1,9 PDDD'ye göre. Kar ettikçe PDDD de düşüyor. Bunu da düşünmek lazım. Dolayısıyla şu anki fiyatın ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Tabi Polonya'da işler var. Polonya'da Türk lirasıyla borçlanamazsın tabi. Kredilerin para birim bazında kırılımı %52 dolar, %20 TL, %14 euro. Ve Türkiye'deki yatırımlar da birçok dolarla yapılıyor ya. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Birçok firma dolara göre borç veriyor. Ama firma sonuçta ihracat yaptığı için %70 ihracatla çalıştığı için tabi bu şu anlık bu Polonya'daki işlerin artması neticesinde %80'lere de çıkabilir ihracat oranı. Bunların amorti edileceğini düşünmekteyim. Şirketin Arge çalışmalarına bakalım. 2018 yıl Nisan ayında Türkiye'nin 872. Arge merkezi olmaya hak kazandı. 2018 yılında başlattığı Arge merkezi çalışmalarının 4. yılını tamamladı. 2021 yılının ilk çeyreğinde şirketimiz Arge harcamaları 1 milyon TL iken 2022 yılının aynı döneminde %38'lik artışla 1,5 milyon TL'ye yükseltilmiştir. Şirketimizin ürün kategori içinde fonksiyonel ürünlerin payı artmaktadır ve şirket ürün geliştirme çalışmalarını da hızlandırmıştır. Arge merkezinde devam eden projelerin detayı aşağıdaki gibi özetlenmiştir. Sıkıştırılmış tablet formatında fonksiyonel sakız üretimi ve prosesi geliştirilmesi. İşte denemeler yapılmış, çalışmalar devam ediyor demiş. Yüksek kalsiyum içerikli vegan yumuşak şeker demiş. Laboratuvar ve üretim doğrulama çalışmaları tamamlandı. Proses iyileştirme için formülasyon çalışmaları devam etmekte. Şeker ilavesiz %100 meyveli atıştırmalık ürün ve prosesin geliştirilmesi. Şekersiz fonksiyonel yumuşak şeker ürün formülasyonu geliştirilmesi. Inline proses takibi ve üretimde dijitalleşme. Proses tarafında manuel olarak yapılan ürün, paket kutu ve benzeri kalite kontrollerin uygun cihazlarıyla otomatize edilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Bunlar da Arge merkez projelerini yazmışlar. Şimdi bakalım üretimde neler olmuş. 2021 yılı içinde 5. jeli hattımız ile 5. ve 6. likokisi hatlarımız devreye alınmıştır. Bu yatırımla beraber jeli kategorisinde %26,5, likokisi kategorisinde ise %60 oranında kapasite artışı gerçekleşmiştir. Peki şimdi bu hani biri işte %25 artmış, biri %60 artmış. Peki bunlar ne kadar üretiliyordu zaten? Yani en çok sattığın ürünü mü %60 arttırdın? En çok sattığın ürünü mü %25 arttırdın? Bu da önemli. Bakalım neredeydi o sayfa? Burada yazmış. Satışların 2021 yılı birinci çeyrek döneminde satışların %72'si jeli ve likorisa kategorilerinde. %72 sattığın ürünü de işte %26,5 ve %60 oranında kapasitesini arttırdın. O zaman en çok sattığın ürünlerin kapasitesini arttırdın. En çok sattığın ürünleri daha da satacaksın. O zaman bu %72 daha da artacak o zaman. Sadece bu iki üründen 234 milyon TL imiş.
2021 yılı birinci çeyrekte ama 2022 yılın aynı döneminde 691 milyon TL'ye yükseltilmiştir. Bu tutarsal artışa rağmen jeli ve likörse kategorilerinin toplam satışlarımız içindeki payı %69'a düşmüştür. Demek ki diğer ürünlerden de epey satmaya başlamış demek ki. Bu düşüşteki sebep ise Polonya'da satın alınan ZPC Otomukov şirketindeki likörse üretimi olmamasıdır. Türkiye'deki şeylerde likörse evet çok üretiliyor, satılıyor ama Polonya'daki yenişte likörse yokmuş. Polonya'da likörse yok, diğer ürünlerden çok fazla var. O zaman ne oldu? Likörsenin pastadaki payı düşmüş oldu. Ama sonuçta %60 en çok sattığı ürün ve bunların da üretimi epey arttı. Bakın %26,5, %60. Şu %25,5 olan biraz daha fazla üretiliyor. Faaliyet raporunda görmüşler. Niye koymadım bilmiyorum buraya. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler, şirketimizin ilgili rapor dönemi boyunca almış olduğu ve yapılmakta olan yatırımların aktifleştirdiği maddi duran varlık bakiyesi 89.6 milyon TL. İlgili rapor dönemin sonunda yapılmakta olan yatırımlar bakiyesi 53 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yapılmakta olan yatırımlar tutarı Akhisar bölgesinde yapmakta olduğumuz inşaat çalışmalarından oluşmakta. Şirketimiz yurt içi yatırımlarını teşvik bölgesi olan Manisa Akhisar'da devam etmekte olup İlerleyen süreçlerde yapılacak olan yatırımların da bu bölgede gerçekleştirilmesi planlanmakta. Bakın Akhisar'da inşaat çalışması devam ediyor. O inşaat tamamlanınca Kore'de bir fabrika kurulacak muhtemelen. Yani firma büyümeye devam ediyor. Ya bu arada hazır aklıma gelmişken firma sürekli patron geri alım yapıyor. Bakın son şeylere baktığımızda pay alım satım bildirimi Mart ayında epey lot alınmış pay alım satım bildirimi bakıyoruz. Bunları tekrardan baktığımızda, büyüttüğümüzde işte 970-971 fiyat aralığında 60 bin lot. Bu tarz böyle bir sürü pay alım satım bildirimi mevcut. Bakın Mart ayında bir sürü yine payların geri alınmasına ilişkin bildirim. Bunlar da iyi şeyler. Diğer hususlara bakalım. Kervan USA LLC iştirakimize sahip olan %50'lik paya ek olarak %50'lik payında satın alımı gerçekleşmiştir. Ve şirketteki toplam payımız %100'e çıkarılmıştır. Yeni alınan %50'lik payın satın bedeli 1.6 milyon ABD dolarıymış. Bu sayede ABD gibi önemli ve büyük bir pazarda büyük zincir marketlerle daha önce anlaşmaları yapılmış olan Walmart, Dollar General gibi anlaşmalar yapılarak daha fazla penetrasyon sağlanması amaçlanmakta. 2021 yıl sonu hasılatı yaklaşık 28 milyon dolar olan Kervan USA iştirakimiz ile 2022 yılında yaklaşık %40 büyüme hedeflenmektedir. Yani 28 milyon dolardan, o zaman dolar bazında da artış. İşte 28 milyonu %40 arttırdığımızda 39 milyon dolar etti. Şimdi mesela baktığımızda bir önceki bilançoya baktığımızda satışların maliyeti çarpı 2'den fazla artmış. 665 milyondan 1 milyar 311 milyon çarpı 2'den yaklaşık çarpı 2 aslında. Çarpı 2 artmış. Hasılat ama 1 milyardan 2 milyara çıkamamış. 1847. Yani satışların maliyeti çarpı 2 ama hasılat çarpı 2 olmamış bir önceki bilançoya baktığımızda. Bir önceki yıl sonu bilançosu 12 aylık dönemi kapsıyor aslında. Ama şimdi bu 3 aylık bilançoya baktığımızda satışların maliyeti yine 2021'in 1 Ocak işte bir önceki geçen yılki ilk birinci çeyrek bilançosuna göre çarpı 3 artmış yaklaşık ve hasılat da yaklaşık çarpı 3 artmış. Yani aslında baktığımızda satışların maliyeti ve hasılat artık yavaş yavaş birbirine amorti edildiğini görüyoruz. Ki zaten şimdi üretim kapasitesi falan da arttığı için daha iyi olacaktır diye umuyorum. Daha da fazla amorti edilecektir zamanla ve karlılık daha da fazla artacaktır. Çünkü %70 ihracat bazında çalışıyor. Bunu da düşündüğümüzde daha iyi olacağını düşünüyorum. Kur riski toplam yükümlülük 1 milyar 79 milyon. Toplam varlık 750 milyon. Yaklaşık 300 milyon döviz açığı mevcut. Yani dolar %30 artarsa ki artar yakında. Dolar %30 artarsa o zaman 90 milyon TL dövizden eksi yazacaktır. Ama sonuçta ihracat bazında çalıştığı için o 90 milyon da amorti edeceğini düşünüyorum. Ki mesela Vestel ne kadar döviz eksisi olmasına rağmen yine de büyük karlılık açıkladı. Yıl sonu bilançosunda. Kervan Gıda da %70 ihracatla çalıştığı için bundan çok da etkilenmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Ama geçen bilançoya 43 milyon zarar yazmış. Tabi yatırım yapıyorsa o yatırımlar da dolarla tabi. Ve yatırım yaparken daha üretim şeyleri tam devreye girmeden dolar uçunca şimdi yeni üretimler devreye girmemiş. Eski
daha az üretimin var. Dolarla borçlanıyorsun, yatırım yapıyorsun. O yatırımı tamamlayıp oradan kâr edemeden dolar uçunca olabilir 42 milyon zarar yazmış. Ama artık yeni üretimler çalışmaya başladı tekrardan. Ve o zaman da dolar yani 7 liradan 15 liraya gittiği için çarpı 2 gitti. Yani dolarda bir %30'luk artışın firmaya zarar yazdırmayacağını düşünüyorum. Bir sonraki bilançoda 100 milyon karlılık görebiliriz. Şu an 64 milyon kar etmiş. Bir sonraki bilançoda 100 milyon karlılık görebiliriz. Yatırım yapan firmalara önem veriyorum. Bu firmada da yatırımlar yapan bir firma. 1.9 PDD'de de bence pahalı değil. Bu hissenin para kazandıracağını düşünüyorum. Umarım getirisi enflasyonu da geçer. Bu hissenin uzun vadede iyi kazandıracağını düşünüyorum. Orta vadede de getirisi enflasyonu geçebilir mi? Bu konuda emin değilim. Birden fiyatlanmaya kalkıp çarpı 2 yaparsa kısa bir zaman içinde iyi bir para kazandırabilir. Şu anki fiyatın ucuz olduğunu düşünüyorum. Borsa İstanbul zor bir yer. Kervan Gıda'dan daha iyi hisse bulmakta çok zor iş. Şu anda Borsa İstanbul'da biraz da parayı korumaya çalışılan bir dönem. Çünkü firmalar da fiyatları yansıtmakta zorlanıyor. Artan ham madde ve üretim masraflarını. Ama dünyadaki bu ham madde krizleri bittikten sonra ve Türkiye'de de dolar bazında endeksin artık şöyle bir 300 dolarlara falan gelirse işte o zaman borsada asıl dönem o zaman. Asıl para kazandıracağı dönem o zaman. Şu anda işte parayı amorti etme, parayı koruma çalışmaları aslında biraz da Borsa İstanbul şu anda benim gördüğüm kadarıyla genel olarak baktığımızda. Peki şöyle bir orta vade uzun vade portföy oluştursak portföyde ne kadarlık yer tutabilir? %5 yeri olabilir bir portföyde Kervan Gıda'nın. Portföy çeşitliliği önemli. En az 5 ise kesin şart. Yine Şampiyonlar Ligi'ne koymayı planlıyorum Kervan Gıda'yı. Listeyi de hazırlıyorum. En kısa zamanda videosunu çekip yayınlamayı da düşünüyorum. İzlediğiniz için sağ olun.